İltihaplanmak, sekmek, bayram, melodi, şaşmaz, marshmallow, lollipop, coşkun, evlilik, olağanüstü yürü zıplatır. Olağanüstü zıpla yürü. Hay ananı s**eyim. Türkçe oyunda ne bileyim ben ilk defa duydum ya. Chat bir şey diyeceğim. Ekstrem zıplatır mı? Geceliğe bas gitsin. Gecelik yürü zıpla. Hay ananım aradaki zıpladı ya. Yazgı cehennem yürü zıplatır. Aman ya Rabbi, fantezi. Hay ananız. Atmosfer, depresyon, yaralamak. Yaralamak. Koyayım, bu niye zıplıyor yaralamaktan ya? Ürkütücü yürü de. Hülya, gürültülü, çözümleme, dizginlenmemiş. Çekicilik. Kızıl olmaz. Dizginlenmemiş bir boğa mısın lan yürü? He? Yürü. Doki doki, oyun alanı, gülmek, çoraplar, şakrak, umutsuz, umutsuz. Dengesiz mi, umutsuz mu? Bence. Umutsuz. Zıpla yürü. Bırak peşimi kadın. Melankoli, bence. Ne oldu, kimi etkiledik? Merhaba azgın boğa. Bizi bırakıp kaçmadığına sevindim. Yok canım, olur mu öyle şey? Hazırlanıp geldik. Bu olay bana biraz tuhaf gelse de en azından verdiğim sözü tutarım yani. Alışkın değilken edebiyata bir anda giriş yapmak yani. Giriş yapacağım ben, merak etme. Bizi ciddiye almazsan sonuçlarına katlanırsın. Beni cezalandırır mısınız, ne yaparsınız? Natsuki manga koleksiyonunu kulüp odasına saklayan birine göre fazla büyük konuşuyorsun. Manga edebiyattır. Bozguna uğrayan Natsuki sırasına geri dönüyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Azgın bu eğlendiği sürece her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Aynen öyle. Dikkat dağıtacak kadar dağınık Sayori. Ya bir keresinde az kalsın evimi yakacaktın. Öyle mi? İkiniz gerçekten de çok iyi arkadaş olmalısınız. Sadece arkadaşız Yuri. Biraz kıskandım sanki. Kıskanma Yuri, arkadaş olabiliriz. He? Niye ki? Sen de azgın boğayla iyi bir arkadaş olabilirsin. Şey, Sayori. Ha yok, Sayori. Her zamanki gibi Sayori beni içine soktuğu durumun farkında değil. Ay ya Yuri, sana bugün bir şeyler bile getirmişti hatta. Dur Sayori. Ha, bana mı? Şey, pek sayılmaz. Utanmasana ya. Gerçekten önemli bir şey değil. Ne ki o? Boş ver. Büyütülecek bir şey olmamasına rağmen Sayori abartıyor. Aa, ne yapacağım şimdi be? Aa, üzgünüm Yuri, düşünemedim. Sanırım bu durumu düzeltmenin bana düştüğü anlamına geliyor. Aynen öyle yavrum. Öncelikle hiçbir şey beklemiyordum zaten. Sen ne verirsen ver, benim için güzel bir sürpriz olur yani. Yavrum. Saçıyla oynuyor, anladın mı? Saçıyla oynuyor. Ne olursa olsun ben mutlu olurum. Öyle mi? Aynen öyle. Hatta istemiyorsan sorun haline getirmeyeceğim. Peki. Dışlanmış hissetmeni istemedim. O yüzden seveceğini düşündüğüm bir kitap getirdim. Kısa bir kitap. O yüzden çok okuyan birisi olmasan da ilgini çekebilir. Ve şey, birlikte kitap hakkında konuşabiliriz eğer istersen tabii. Bu kız istemeden nasıl bu kadar tatlı olabiliyor? Çok okumama rağmen beğeneceğimi düşündüğü bir kitap bile getirmiş. Teşekkür ederim Yuri. Kesinlikle okuyacağım. Kitaba hevesle alıyorum. Dolabı karıştırıyor. Yuri ile konuşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama aynı zamanda onu rahatsız etmek de istemiyorum. Oğlum bak, komando gibi, anladın mı? Af yok, acımak yok. Bam 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 bam. Alfasın sen, anladın mı? Omega değilsin, yürü. Senin adın Azgın Boğa ya. Ve gözlerimiz bir anlığına buluşuyor. Ama bu onun yüzünü kitabın arkasında daha da fazla saklamasına sebep oluyor sadece. Özür dilerim. Dalıp gitmişim. diye fısıldıyorum. Onu rahatsız ettiğimi fark edip. Ya kızın yüzüne bakarak dalıp gittin yani. Sorun değil. Eğer kitabı odaklanıyor olsaydın fark etmezdin bile muhtemelen. Kitabın birazını yeniden okuyarım da ondan. O bana ödünç verdiğin kitap değil mi? Bazı kısımlarını tekrar okumak istedim de belirli bir sebepten ötürü değil. Öylesine canım istedi. Meraktan soruyorum, neden aynı kitabı iki kere aldın? Mal mısın? Şey, dün kitapçıya gittim de. Öyle demek istemedim. Demek istediğim iki tane alıvermiş oldum. He, anladım. Yuri bana söyleyemediği oldukça aşikar olan bir şeyler var ama konuyu daha da fazla üstlenememeye karar veriyorum. Kesinlikle yakın zamanda okumaya başlayacağım ben de. Bunu duyduğuma sevindim. Karanlık bir hikaye değil mi? Yuri'nin konuşmalarından bunun hoş bir hikaye olacağı izlemine kapılmıştım. O yüzden hikayenin birden karanlıklaşması oldukça beklenmedik oldu. Güzel, güzel. Güzel. Yuri birden hafifçe kıkırdıyor. Azgın Boğa, bu tarz hikayeleri pek sevmez misin? Hayır yani öyle değil de. Bu tarz karanlık hikayelere de zevk alabilirim, merak etme. Endişelenme yani. Umarım öyledir.
Evet, Yuri'nin bu tarz şeylerden hoşlandığını unutmuştum. Dışarıdan utangaç ve münzevi bireymiş gibi görünüyor ama iç dünyası çok farklı. Abuk subuk konuşuyorum. Öyle değil mi? Yine mi ya? Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Konuş konuş. İlgimi kaybetmedim de yani. Manzara muazzam. Sanırım sorun yok öyleyse. Eğer çok fazla konuşmaya başlarsam lütfen durdur beni. Bu endişelenmene gerçekten gerek olduğunu düşünmüyorum. Konuş. Hani sadece okumaya tutkum var yani belli. Hiç değilse dinlerim yani. Bu bir edebiyat kulübü kardeş. Bu doğru. Hatta seni bir güzel ben de hemen şimdi yani okumaya başlayabilirim değil mi? Bunu yapmak zorunda değilsin. Bu nereden çıktı lan? Sarı olan. Daha demin okumaya başlamamı dört gözle bekleyecektin. Ne oldu? Spidey! Bekle bekle kitabı çıkarayım bir. Aha geliyorum. Çantama koyduğum kitabı çıkarıyorum hızlıca. Tamamdır. Ahan da buraya oturuyorum. Ahan da okuyorum. Yürünün yanına oturuveriyorum. Ah! Evet. Emin misin? Biraz tedirgin gözüküyorsun. Bu. Özür dilerim. Yanıma oturmanı istemiyor değilim. Ben bu sadece çok alışık olmadığım bir şey. Birinin eşliğinde kitap okumak yani. Anladım. Yani dikkatin dağılırsa söyle. Tamam. Kitabı açıp ön değişini okumaya başlıyorum. Kısa sürede yürünün birinin eşliğinde okumakla ilgili demek istediğini anlıyorum. Kitabı okurken onun varlığını omzumun üstünden hissedebiliyor gibiyim. Tam olarak kötü bir his değil. Belki biraz dikkat dağıtıcı ama aynı zamanda biraz da rahatlatıcı bir his. Yürüyü gözümün ucuyla görebiliyorum. Yürünün aslında kendi kitabına bakmadığını fark ediyorum. Yürüye hızlı bir bakış atıyorum. Yürü galiba kendi kitabından değil de benimkinden okuyor. Özür dilerim. Ben sadece... Yürü, sen çok özür diliyorsun bak Spidey. Öyle mi? İsteyerek yapmıyorum. Özür dilerim. Yok yani... Ulan ya. Dur lan böylesi daha iyi bak ben diyeyim sana. Sıramı Yuri'nin sırasının yanına kaydırıyorum. Sonrasında ise kitabı daha ortada tutuyorum. Sanırım öyle. Yuri ürkekçe elindeki kitabı kapıyor. İkimiz de kitaba doğru biraz yaklaşınca omuzlarımız neredeyse birbirlerine dokunuyor. Sol kolum araya giriyor gibi hissediyorum. O yüzden kitabı açık tutmak için sağ elimi kullanıyorum. Ha, böyle de kitabın sayfalarını çevirmek zor olacak sanırım. Dur hele. Abu. Yürü sol kolunu kaldırıp kitabın sol tarafını baş parmağıyla işaret parmağının arasında tutuyor. Ben de aynısını sağ kolumla kitabın sağ tarafı için yapıyorum. Böylece ben bir sayfayı çeviriyorum. Yürü de sayfanın onun tarafına geldiğinde gelen sayfayı baş parmağının altına kaydırıyor. Ama kitabı böyle tutunca eskisinden de daha dip dibe geliyoruz. Aslında bu biraz dikkatimi dağıtıyor. Sanki Yuri'nin yüzünün sıcaklığını hissedebiliyor gibiyim. Dahası onun göz ucuyla görebiliyorum. Hazır mısın? Neye? Ha? Sayfayı çevirmeye. Ha, pardon. Sanırım bir anlığına dikkatim dağıldı. Tekrar Yuri'nin yüzüne bir bakış atıyorum. Ve gözlerimiz birbirleriyle buluşuyor. Ona nasıl ayak uydurabileceğimi bilmiyorum. Sorun değil. Okumaya benim kadar alışkın değilsin değil mi? Eğer senin okuman biraz daha uzun sürüyorsa biraz daha sabırlı olabilirim. Senin için en azından bu kadarını yapabilirim. Bana o kadar çok sabır gösterdiğin için. Teşekkürler. Okumaya devam ediyoruz. Yürü artık bana sayfayı çevirmeye hazır olup olmadığımı sormuyor. Onun yerine ben Yürü'nün sayfayı benden önce okuduğunu varsayıp okumam bitince çeviriyorum sayfayı. İlk bölümü sessizlik içinde okuyoruz. Abi bizim muz erimeye başladı bak. Ben sana diyeyim. İşi. Yuri. Bu biraz saçma gelebilir ama ana karakter bana seni hatırlatıyor. Öyle mi düşünüyorsun? Ne bakımdan? Sanırım o pek çok yönden daha dobra biri. Mal bu çocuğu. Öyle denir mi? Ama aynı zamanda yaptığı ve söylediği her şeyi tekrar tekrar sorguluyor. Sanki yanlış bir şey yapacağından korkuyormuş gibi. Oğlum kıza ne diyorsun? Aklından neler geçtiğini falan biliyor değilim. Ama bunlar bana senin bazı hal ve tavırlarını anımsatıyor. Yürü dipçik gibiyim. Anladım. Yürü bir an sessizleşiyor. Ama azgın boğa. Bu muhtemelen onunla sahip olunacak çok kötü bir ortak nokta. Öf öyle düşünüyor olman çok utandırıcı. Bekle. Kötü bir manada falan söylemedim. Yani konu hassas. Bilmiyordum. Özür dilerim. Sanırım ben
Ondan ötürü şirinsin demeye çalıştım ama işte beyne kan gitmiyor şu an Yuri. He? O da nereden çıktı birdenbire? Ben pekala millet ya. Koyayım kok blok gel. Kitabın benim baş parmağımın üzerine kapanmasına sebebiyet veriyor. Pekala. Sanırım bu gece biraz daha okuma yapacağım. Ya da sadece seninle birlikte mi okumamı tercih edersin? Şey, sanırım ikisi de benim için çok fazla fark etmez. Öyleyse bu gece biraz daha okuyacağım. Hikayede biraz ilerledikten sonra seninle birlikte okumak daha eğlenceli olacaktır. Makul. Öyleyse ilk iki bölümü kendi başına oku istersen. Tamamdır. Ayağa kalkıyorum. Kalkmaz olaydım. Fişek gibi duruyor ortada. Kitabın neresinde kaldığımı aklıma not edip kitabı çantama geri koyuyorum.